Ponzi, piramit sistemi, saadet zinciri. Bugüne kadar yüz binlerce kişiyi mağdur eden bu sistemlere her gün yenileri ekleniyor. İşte Çiftlik Bank, yarı sanal, yarı gerçek bir dolandırıcılık sistemi. 2016 yılında yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank uygulaması, %40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paraların bir kısmıyla büyükbaş hayvan ve yumurta üretim tesisleri kurdu. Ancak yüksek kar vaadiyle üyelerden para toplayan şirketin bir saadet zinciri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın'ın hesaplarında inceleme başlattı. Hazırlanan raporda Çiftlik Bank'ın üyelerden bugüne kadar 511.7 milyon lira topladığı belirlendi. Ayrıca raporda 233.4 milyon liranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aktarıldığı tespit edildi. Çiftlik Bank'ın mağdurları Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan tesisleri bastı. Alacaklılar dolandırıldıklarını söyleyerek tesiste bulunan hayvanları kamyonlara yüklemek istedi. Sırını satıp alan var. Şimdi kendimizi yakalım mı valinin önünde? Bu hayvanlara biz para verdik. Evet. Parayı da aldık yani. Bu hayvanları bizim parayla aldık biz. Evet. Sözleşme karşılığında aldık. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar bize. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa Jandarma Özel Harekat ekipleri tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırdı.